tutsakların şöyle bir aslında kendi mesajlarında da şöyle bir deyim vardı. Biz Sayın Abdullah Öcalan'ın koşullarında yaşamak istiyoruz. Yani şu anda devletin yaratmış olduğu tecrit koşullarını biz aslında hissetmek istiyoruz ve dışarıdaki kamuya da, kendi kamuyumuza da, kendi ailelerimize de aslında bir şekilde bunu hissettirmek istiyoruz. Yani artık bu empatinin de ötesine geçen bir durumdur aslında. Tutsakların iki mesajı var aslında. Bir, aslında devlette bir mesajı var. Yani ceza da versen, disiplin cezası da versen, koşullarımızı ne kadar kötü duruma getirsen bile biz kendi ideallerimizden, kendi isteklerimizden ve barış, demokrasi isteğimizden, talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Diğer mesaj aslında bizlere genel anlamda Türkiye'de ve Kürdistan'daki bütün kamuoyuna verilen bir mesaj aslında. Yani demokratik, bu ülkenin demokrasi isteyen, bu ülkenin hukukunu isteyen, bu ülkede aslında kötü gidişatın durması için de tutsaklara daha fazla görev düşmemesi gerekiyor, bize düşmesi gerekiyor. Bu konuda bir eksiklik var ki böyle bir eyleme başlama durumları vardır. Yani bir mesajı da öyle algılamamız gerekiyor. Biz dışarıdaki eylemsellik, dışarıdaki asla karşı çıkma, dışarıdaki şu andaki gişatı durdurmaya yönelik çabalar çok olunca çok fazla cezaevine iş düşmez. Kürt siyaseti de Türkiye'deki demokratik kurumlardır. Türkiye'deki bütün demokrasi isteyen kesim de bir eleştiri olarak bunu algılamak gerekir, bilmek gerekir aslında. Yani devlet 2013'ten 16'ya kadar Sayın Abdullah Öcalan resmi anlamda muhatap almıştır aslında. Bu resmi anlamda muhataplık döneminde de Türkiye'de muazzam bir rahatlama var. Hem psikolojik bir rahatlama vardı, hem ekonomik bir rahatlama vardı. Bir de demokratik anlamda, demokrasi anlamda da bir rahatlama vardı aslında. Bizim aslında şu andaki bütün ısrarımız aslında bunun geri gelmesidir. Yani ikinci bir barış sürecinin ayakları daha sağlam olan bir masanın kurulması ve bu masanın etrafında bütün muhatapların bir araya gelip aslında şu andaki kötü gidişatın durdurulması içindir. Bundan sonra da aslında bu ülkenin barışı için Kürt soruna demokratik çözümün yani Kürt soruna demokratik çözümün sağlanması için bizim eylemlerim devam edecektir. Bizim Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması ve devlet ve siyasi ya da avukatlarla görüşmesinin önemli de aslında tam da burada yatıyor. Biz bunun kaldırılması için de şu anda bizim genel anlamda hem kitlemiz hem genel Türkiye'deki tüm demokratik isteyen bütün kitleyi yani inanç, görüş, yaşam biçimini fark etmek, gözetmeden de herkese böyle bir dayanışma çağrımız vardır. Herkeste aslında bu yolu yürüyebilme çağrımız vardır. Bu herkesin de aslında bir şekilde bu ülkenin huzuru için elini taşı altına koyması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bütün kamuoyu da aslında bir şekilde bu eylemlerimize ortak etmek istiyoruz. Türkiye'deki bütün kurumları ziyaret etmek istiyoruz aslında. Bizim şu andaki Türkiye'deki tüm kamuoyundaki beklentimiz ve çağrımız her zaman olduğu gibi bir şekilde aslında bu gidişata dur demeleri gerekiyor. Bunun için de bizim her kesime bir çağrımızdır aslında. Gelin birlikte çoğalalım, gelin birlikte bu ülkeyi aslında refaha, demokrasiye ve hukukun üstünlüğünü tesisi için ileriye doğru bir adım atalım.